4 Ekim Çarşamba Yeni Şafak Yazarı Tamer Korkmaz Yazısı Çekiç Güç Döneminden Derin Enstantaneler Birinci Körfez Harbi'nden birkaç ay sonra Temmuz 1991'de Kuzey Irak'taki Kürtlere güvence sağlamak gerekçesiyle oluşturulan çekiç güç İncirlik ve Pirinçlik'te konuşlandırılmıştı. Bünyesinde 77 uçak ve helikopter vardı. Kuzey Irak'ta Zaho'da ise bir irtibat merkezi bulunuyordu. Çekiç güç, Amerikalı, İngiliz, Fransız ve Türk olmak üzere 1862 personelden müteşekkildi. Amerika'nın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği 1. Körfez Savaşı, Irak'ın bölünme sürecini başlatmıştır. PKK terör örgütüne düzenli silah sevkiyatı gizlice çekiç güç üzerinden yapılmıştır. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığındaki Anavatan Partisi hükümeti 18 Temmuz 1991'de çekiç güçün Türkiye'de konuşlanmasına izin verdi. 19 Temmuz'da Amerikan Başkanı Baba George Bush Türkiye'yi ziyaret etti. 1. Körfez Harekatı'nı gerçekleştiren 1. Bush, 1976-77 döneminde CIA'in başındaydı. Yılmaz, 15 Haziran 1991'deki Anavatan Kongresi'nde genel başkan seçilmiş ve Yıldırım Akbulut'un yerine başbakan olmuştu. Sabah gazetesinin 29 Mayıs 1991'de yani kongreden iki hafta öncesinde yeni başbakanı tanıyalım diye manşetten lanse ettiği Mesut Yılmaz, iş bu manşetten bir yıl kadar öncesinde 11-13 Mayıs 1990'da New York eyaletindeki Glen Cove'da Bilderberg toplantısına katılmıştı. Mr. Smith'in kankası Baranlar Baronu David Rockefeller'la İtalya'nın baronu Giovanni Agnelli de oradaydı. Küresel baronların Bilderberg Örgütü vaktiyle CIA tarafından kurulmuştu. Üst düzey masonları bünyesinde bulunduruyordu. CIA'in Barış Gönüllüleri Projesi kapsamında 1967 yılında Türkiye'ye gelen ve tokat tur halde İngilizce öğretmenliği yapan ajan Robert Finn, 24 yıl sonra Temmuz 1991'den itibaren Çekiç Güc'ün Diyarbakır Karargahı'nda yönetici olmuştu. CIA'in ajan Robert Fine başarılı istihbaratçılığından dolayı Humint ödülü verdiği yılın 1992'nin Mayıs ayında Amerika'da Fethullah Gülen Loji Efendi Morton Abramowitz ile buluşuyordu. 1989-91 döneminde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi olan Yahudi Abramowitz CIA'in kaşarlanmış ajanlarındandır. Loce Efendi'nin yönetimindeki FETÖ'nün 15 Temmuz'daki askeri darbe kalkışmasında CIA ajanlarının da yer aldığını Donald Trump Twitter'da itiraf etmiştir. Hiç kimse bu itirafı yok sayamaz. En iyi belge itiraftır. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ise bir yıl önce 3 Ekim 2016'da hürriyete verdiği röportajda darbe kalkışmasının perde arkasında ABD, CIA'in yer aldığı gerçeğinin üzerini örtmeye yelteniyordu. İncirlik Üssü 15 Temmuz 2016'daki askeri derbe girişimine yardım ve yataklık yaptı. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü subayların İncirlik'teki Amerikalılarla 12 görüşmesi saptanmıştır. CIA ajanı Robert Finn'in Diyarbakır'da Pirinçlik'te çekiç güç karargahında yöneticiliğini tamamladığı dönemde çekiç gücün Zahu'daki irtibat merkezinin başında Amerikalı bir albay bulunuyordu. Amerikalı albay görevini başka bir Amerikalı albaya devretme günü geldiğinde yerine geçecek kişiye araziyi göstermek üzere bir helikopter uçuşu düzenledi. Türkiye ile çekiç güç arasındaki askeri protokole göre bu tür uçuşların hepsinde Türk irtibat subayının da helikopterde yer alması gerekiyordu. Haliyle uçuş öncesinde havacı bir Türk subayı da oradaydı. Mevzu bahis iki Amerikalı albay emrivaki yaparak helikopteri doldurmuşlar. Türk irtibat subayını helikoptere almadan uçmak istemişlerdi. Bu ucuz numara karşısında subayımız elini kalkışa hazırlanan helikopterin açık kapısına koydu ve ben binmeden bu helikopter buradan kalkamaz diyerek direndi. Bunun üzerine Amerikalılar mecburen helikopterden bir kişiyi indirdiler ve Türk irtibat subayını helikoptere alarak uçuşa geçtiler. Uçuş esnasında Irak sınırımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir tank taburunun namlularını Irak'a doğru çevirmiş bir vaziyette konuşlandığını gördüler. Amerikalı albay yerine gelen albaya Türkiye'nin tanklarını göstererek işte bizim için en büyük tehdit bunlardır diye bozuk çalıyordu asıl düşmanımızın kim olduğunu gösteren sayısız örnekten bir tanesi de işte bu hadisedir. Amerika asla dost ve müttefikimiz değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Bundan sonrasında da olmayacaktır. PKK'nın 1990'lı yıllarda palazlanmasında çekiç güçün varlığı başat bir etkendir. Çekiç güçteki Amerikalı subayların alayı o dönemde gizlice PKK terör örgütüne silah sevkiyatı yapıyorlardı. Şimdilerde Haydut Devlet Amerika, Kuzey Suriye'deki YPG PKK'lı teröristlere ilan ederek tırlar dolusu silah gönderiyor.